günaydınlar. Sonbahardan kalma yaza aykırı bir sabahtan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyor sevgili izleyenlerimiz. Sosyal medya üzerindeki konumuzdan, İçel FM mikrofonlarından ve İçel TV stüdyolarından bugün de sizlere seslenişimiz başlamış bulunuyor. Bildiğiniz gibi tüm Türkiye'nin gündeminde 15 Temmuz etkinlikleri vardı, anma programları vardı. Bunlarla ilgili bütün ekranlarda benzer görüntüleri, bütün radyolarda benzer söylemleri duymak ya da izlemek mümkündü. Mersin'de de bir dizi etkinlikler oldu. Onları da programımızın ilerleyen saatlerinde arkadaşlarımızın röportajlarıyla birlikte ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Ama öncelikle bir kez daha hoş geldiniz efendim İçel TV stüdyolarına, İçel FM mikrofonlarına ve sosyal medya üzerindeki varlığımıza. Dilerseniz dünkü programın şöyle bir kalıntılarına bakalım. Anma programından önce basına yansıyan görüntülere bakalım. Şehitlik ziyareti özellikle çok duygulandıran manzaralar sundu bize, fotoğraflar sundu bize. Mersin gazetesiyle başlayalım arzu ederseniz. 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı deniliyor efendim. Mersin gazetesinin haberinde ve de manşete taşıdığı durumda. Unutmayacağız kırmızı manşetiyle yer alıyor haber. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin şehitliğinde tören düzenlendi. Vali Su 15 Temmuz'u unutmayacağız ve asla unutturmayacağız dedi şeklinde bir başlık altında. Şu ayrıntılar sunuluyor Mersin gazetesinde sevgili izleyicilerimiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin şehitliğinde tören düzenlendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile protokol üyeleri şehit mezarlıklarına karanfil bırakarak yakınlarına sabır diledi. Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlik anıtı önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bağbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bıraktı. Burada şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri onlarla sohbet ettiler deniliyor efendim haberimizin ayrıntısında. O gece 251 vatandaşımız şehadet mertebesine ulaştı küçük başlığı altındaysa şu bilgiler sunuluyor haberde. Tören sonunda konuşan Vali Su, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitliği ziyaret ettiklerini dile getirdi. Türkiye'nin 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain FETÖ'cüler terör örgütü ve uzantılarının darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirten Vali Su, o gece ülkemizi işgal etmek, milletimizi bölüp parçalamak, demokrasimizi yok etmek için darbe teşebbüsünde bulundular. Ancak Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve öncülüğünde yüce milletimiz meydanları, sokakları doldurarak bu darbe girişimine dur demiş, bedenlerini tanklara, toplara, uçaklara, bombalara, silahlara siper etmiştir. Hakikaten dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir mücadele örneği vermiştir ve terör örgütü FETÖ'nün bu darbe girişimini bertaraf etmiştir. Bu çerçevede dünyaya da demokrasi nasıl savunulur, vatan, millet, ülke nasıl savunulur bunun da dersini vermiştir. Tabii o gece 251 vatandaşımız şehadet mertebesine ulaşmış, şehit olmuştur. 2196 vatandaşımız kahramanca mücadele ederek gazilik mertebesine ulaşmıştır. Bu vesileyle 15 Temmuz ve daha önce bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız dedi Mersin Valisi Sayın Su o günkü konuşmasında sevgili izleyiciler. Mersin Gazetesi'nin ilk sayfasında da protokolün şehitlik ziyareti yer alıyor. Sayın Vali Su'nun eşiyle birlikte şehitlerimizin kabirlerine karanfil ve çiçek bırakmaları resmedilmiş ve tabii ki şehit aileleri de oradaydı. Elbette ki bir direniş, bir mücadele, bir bağımsızlık mücadelesi gururla acı, gururla hüzün iç içeydi. Ve Haberci Gazetesi'ne geçiyoruz sevgili izleyiciler. 150 bin kişi mağdur olacak. Mersin Toros Devlet Hastanesi'nden mi bahsediliyor acaba? Bakalım mı haberimize? AKP İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kurdali Kooperatifi yöneticisi olan Metin Demir, yaklaşık 150 bin vatandaşa hizmet veren Çayit Çilek Hattı'nın Toros Devlet Hastanesi güzergahından geçmesini engellemek için yargıya gitti deniliyor. İlginç bir haber, çok yakınılan bir durum bu Mersin'de sevgili izleyiciler. Özellikle ulaşım hatları gerçekten yakınılan bir durum, yetersizliği yakınılan bir durum. İnşallah Sayın Vahap Seçer döneminde bu konuya daha önemli bir
adım sayılacak çözümler ya da çözüm önerileri sunulur diyelim. Soner Aydın'ın bir haberi, Haberci Gazetesi'nde yer alan haberimiz. Akdeniz ilçesine bağlı Çayçilek ve Karaduvar mahallelerinde yaşayan vatandaşların Toros Devlet Hastanesi'ne ulaşım çilesi geçtiğimiz yıl ECOME kararıyla sona erdi bildiğiniz gibi. Hastaneye ulaşmak için istasyonun alt kısmına inen ve rayların üzerinden karşıya geçmek zorunda kalan vatandaşlar güzergah değiştiği için şikayetçiydi. Çok özür diliyorum. Haberimiz böyleydi sevgili izleyiciler. Şöyle bir ulusala bakalım. Yine 15 Temmuz münasebetiyle CHP Grup Başkan Vekili Sayın Engin Koç meclis oturumunda bir konuşma yaptı ama gündemi oldukça karıştırdı. Şimdi bu görüntüler ekranlarda. 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimidir. Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir. Milletimizin ve milletvekillerimizin meşru direnme hakkıyla engellenmiştir. Burada yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrası vardır. Öncesinde dershaneler, yurtlar, Türkçe olimpiyatları, milli eğitimde, orduda, yargıda örgütlenmeler, iş dünyasında örgütlenme ve siyaseti araç olarak kullanmak. Bunu biraz daha açacak olursak, bu dönemde kim Fethullahçı terör örgütüne daha çok yardımcı olmuştur? Bunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı vermektedir. 8 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem demektedir. 17 üniversite istediler, verdik. Okul için yer istediler, verdik. Türkçe olimpiyatları dediler, tamam dedik. Yurt dışında destek istediler, verdik. Ne istedinizse verdik demiştim. Oysa ki asıl olay tam da bu değildi. Asıl olay Balyoz ve Ergenekon davalarıdır. Askeri casusluktur. Arkadaşlar. Amirallere Türkar, Poyrazköy, Kozmiko'da ve daha niceleridir. Değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar lütfen. Uzun yıllardan beri örgütleniyor. Fakat Türkiye'yi tek başına idare eden bir kişi sayesinde hiç bu kadar güçlü bir duruma kavuşmamıştı. Arkadaşlar. Bir kişinin denetimsiz iktidarı sayesinde FETÖ darbe girişiminin altyapısını hazırlayan savcı Zekeriya Öz'ün önü açılıyordu. Zekeriya Öz, arkanda ben varım diyen dönemin başbakanı sayesinde darbenin bütün hazırlıklarını elini kolunu sallayarak yapıyordu. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı bir terör örgütünün arkadaşlar mensuplarının gizli tanıklığıyla müebbet hapse mahkum ediliyordu. Darbeci generaller ve subaylar tek tek önemli yerlere atanıyordu. Vatanseverler yargılanırken ölüyorlar, hainler görev başına getiriliyorlardı. Basın mensuplarının, akademisyenlerin, dünyaca ünlü tıp adamlarının, vatanseverlerinin sesleri hücrelerde yankılanıyordu. Adil Öksüz denilen sözde imam, istihbarata ve emniyet güçlerine rağmen Türkiye'de cirit atıyor ve darbe planlıyordu. 15 Temmuz, FETÖ'cü generallerin emriyle köprüler kesiliyor, basın yayın organları ele geçirilmeye çalışılıyor, Gazi Meclis darbeciler tarafından arkadaşlar, bombalanıyordu. Lütfen. Ankara'da lütfen bulunan cevap Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve diğer siyasi parti milletvekili arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek öleceksek bu çatı altında ölelim dediler. Meclis demokrasimize sahip çıktı. Çünkü bu meclis
bu vatan hepimizindi. Halk sokaklara çıktı. Tankların önüne geçti. 251 insanımız şehit düştü. Binlercesi yaralandı. Arkadaşlar sessiz olalım. Darbe engellendi. El birliğiyle meşru direnme hakkımızı kullanarak darbenin önüne geçtik. Darbeyi ne MİT ne bir istihbarat birimimiz haber verdi. Türkiye ve ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Osman aşkım bak. Eniştesinden öğrendi darbeyi. Adil Öksüz yakalandı. Çırılçıplak soyulup kelepçelendi. Sonra kelepçeleri söküldü. Tekrar giydirildi. Eline pasaportu verildi ve bırakıldı. Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktı. Kendisinden hala haber alınamıyor. Bütün bu organizasyonların arkasında dimdik duran kişi hata ettik, yanıldık, affedin dedi ve hala Cumhurbaşkanı. FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin sahiplerinden Fettah Tam İnce dışarıda servetine servet katıyor. Bankasya'yı açanlar suçlu değil. Para yatıranlar suçlu. Arkadaşlar. İsyan 15 Temmuz gecesi arkadaşların önüne kendini atan Sayın vatandaşlarımızdan Özkoç. Geliyor. Sayın Özkoç. 15 Temmuz gazisi Sabri Önal o geceden sağ çıkmayı başardı. Lütfen. İkinci tankın paletlerine kol ve bacağı denk geldi. Cumhurbaşkanı bu kişiyi kürsüye çıkartıp alnından öptü. Neydi ülkemiz için arkadaşlar, canını ortaya koyan gayrimizi ihsan ettiren? Fethullahçılarla çocukluktan beri Pensilvanya'da defalarca giden, FETÖ'nün çağrısıyla üniversite kuran, AKP arkadaşlar lütfen sessiz olalım. Sonra bile tamam cevap verilebilir. Cevap verilebilir. Fettah Tam İnce'nin yargıdan tertemiz çıkmasıydı. Arkadaşlar FETÖ'nün okullarıyla, sendikasıyla, baskısıyla bir şekilde yolu kesilmiş olan insanlar, çocukları, kardeşleri sorgusuz saatsiz işten atılıyorlardı. Darbe girişiminin kilit ismi 145 kez ağırlaştırılmış, müebbet hapse mahkum edilen Mehmet Dişli'nin ağabeyi Şaban Dişli Büyükelçi yapılıyordu. Darbe girişimiyle ilgili 289 dava açıldı. Onlarca ağırlaştırılmış müebbet, binlerce hapis cezası alan kişi var. On binlerce insan işten çıkartıldı. Bu kişilerin içinde asker olan var, polis var, öğretmen var, bir şey duyamıyorum ben bunlar. İşsiz var. Fakat bir tek siyasi yok. Peki ne yapacağız? Değerli arkadaşlar, saygıdeğer milletvekilleri, çözüm güçlü parlamentodadır. 15 Temmuz gecesi Gazi Meclisimizde önümü göze alan tüm siyasi partiler el birliğiyle güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından gelen 20 Temmuz sivil darbesinin ülkemizde yarattığı enkazı kaldırmalıyız. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız. Demokrasiyi iyi işleyen bir parlamenter sistem haline getirmeliyiz. Güçler ayrılığının temelinde güçlü meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir bir yürütme olmalıdır. Bağımsız yargıda denetlenebilir yürütme olmadan başaramayız. 15 Temmuz kendi halkına kurşun sıkan FETÖ'yü de ona yol verenleri de asla unutturmayacaktır. Eğer kurucu bir lider arıyorsak o kurucu liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer bir rejim arıyorsak onun adı layık ve demokratik Türkiye parlamenter sistemidir.
eğer uğruna bir ölecek vatan arıyorsak, o vatanın adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, değerli arkadaşlar, özel bir gündemle toplandık. Bu gündemin manasına, ruhuna uygun bir toplantı cereyan etmesini arzu ediyorum. Hepinizin de bunu arzu ettiğini biliyorum. Usulüyle yürütelim. Sayın Bostancı. Sayın Grup Başkan Vekili. Arkadaşlar, Grup Başkanı soruyor. Şu olduğu konuşmadan çok provokatif bir dille hain terör örgütüyle Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bir yakınlık ilişki varmış imasında bulunmuştur bu çerçevede. Buyurun Sayın Bostancı. Canım, değerli arkadaşlar, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz'u hatırlayalım. 15 Temmuz gecesi Marmaris'e bir suikast timi gitmişti. Hedeflerinde Sayın Cumhurbaşkanı vardı. Biraz önce bu konuşmayı yapan Sayın Engin Özkoç da herhalde o olayları takip etmiştir. Bu alçak terör örgütünün hedefinde bir numaralı isim Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Bir numaralı hasım Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Beni üzen şudur. Aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktılar. Lütfen Marmaris'i hatırlayın, oradaki suikast timini hatırlayın ve burada darbeye direnen bütün partilerden milletvekillerini hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor. Başka hiçbir yere değil. Burada Türkiye'nin demokrasisine, millet iradesine kastetmiş bir terör örgütüne karşı şurada bulundukları partiler farklı olsa bile. Arkadaşlar. Sayın Başkan. Arkadaşlar, lütfen. Burada farklı partiler var. Farklı yaklaşımlar var. Farklı gelecek tasavvurları var. Ama temel bir hususiyetimiz ortak. Sayın Bostancı, bir dakika. Buyurun. Terör örgütüne yönelik bir angajman çerçevesinde bu rekabeti yürütme haksızlık ve hadsizliğine sahip çıkamaz. Türkiye'nin geçmişinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Millet balık hafızalı değil. Sayın Özkoç, Ergenekon ve Balyoz olaylarından bahsetti. Onları kim yargılamıştı Sayın Özkoç? FETÖ terör örgütü. Aynı o zamanlar yalanlarla, ihbarlarla, sahtekar yöntemlerle bu işleri yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle bunlar 17-25 Aralık'ı gerçekleştirdiğinde sizin pozisyonunuz neydi düşünmek lazım. Mesele acaba
ilke mi? Mesele demokrasi mi? Millet mesele... Tamam, para yönelik bir akılla davranmak ve her türlü yola müracaat etmek mi? Bu konuda kendinizi check etmeniz gerekiyor. Aslında söylenecek çok söz var. Böyle bir günde emin olun, gönül isterdi ki burada meclis 15 Temmuz'un hatırasına sahip çıksın. Özgür Özel buradaydı. Levent Gök buradaydı. Bizim milletvekillerimiz buradaydı. Burada sahip çıkılacak olan o hatıradır. Burada sahip çıkılacak olan darbeye ortak karşı duruştur. Ama ne yazık ki farklı bir akılla kesinlikle terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir anlayışla siyasi rekabetin bir unsuru yapılan, onu araçlaştıran bir tavır, bir konuşma sergilenmiştir. Bunun için çok üzgünüm. Saygıyla meclisi selamlıyorum. Arkadaşlar, Sayın Özkoç. Ruhuyla eş düşmüştür diyerek bir terör örgütüyle... Duyamıyorum. Bir dakika arkadaşlar, lütfen. Terör örgütüyle benim eş düştüğümü iddia ederek bana sataşmada bulunmuştur. Sataşmadan söz istiyorum efendim. Sayın Özkoç, buyurun. Yeni bir sataşmaya fırsat vermeden lütfen... Özel gündemle toplandık. Milli Birlik Günü'nün anlamına uygun olsun görüşmelerimiz, müzakerelerimiz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, arkadaşlar. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Arkadaşlar lütfen. Beni konuşturmamak sizin alışkanlığınızdır. Milleti konuşturmamak da sizin alışkanlığınızdır. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz'u konuşurken 15 Temmuz'daki bu darbe girişimine alet olanlar, bu darbe girişimine yardım ve yataklık yapanlar, bu darbe girişimini hatırlayan, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Zekeriya Öz'ün "ben senin arkanda dimdik duruyorum" diyenleri soruşturmak bu meclisin hakkıdır. Bunu sonuna kadar soruşturacağız. Bu konuda bizi hiç kimse engelleyemeyecek. Burada Balyoz ve Ergenekon davalarında bu ülkenin genelkurmay başkanını bir teröristin gizli tanıklığıyla hapse atıp da bu ülkenin generallerini ve subaylarından orada hücrelerde yatarken siz darbeye neden olan generalleri ve subayları getirirseniz bunu sorgulamak bu meclisin hakkıdır. Hiç kimseye peşinen söyleyeceğimiz bir söz yoktur. Ama yargıyı serbest bırakın. Yürütmenin üstünde denetimi kaldırmayın. Bu ülke yargının olduğu, yürütmenin olduğu, yasama hakkının gasp edilmediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik, parlamenter bir şekilde yönetildiği bir ülke olsun istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un konuşması bu şekildeydi sevgili izleyiciler. Mecliste tepkilere neden oldu, muhalif görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu ve sizlerin de yoldaşlığıyla saatimizi 10.37'ye taşıdık. Şimdi Hakimiyet Gazetesi ile devam edelim. Ara ara yeri geldikçe de haberlerimizi aralara serpiştirelim.
Biz istiyoruz ki bu çocuk hep yaşasın. Hakimiyet gazetesinin sürmanşetindeki bir yazı bu, bir durum bu, bir başlık bu. Haber demiyorum ancak. Yerel gazeteler yok olmasın. Biliyorsunuz dijital sisteme geçilmesiyle ilgili bir talep olmuştu ve öneri olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımıza deniliyor, siyasi parti genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, siyasi parti grup başkanlarına, milletvekillerimize, basın ilan kurumu yetkililerine sesleniyoruz. Anadolu basınını öldürmeyin. En az demir yolları kadar kıymetlidir basın demişti sevgili Erdal İnönü. Bu çok önemli bir cümleydi ve hep dimağımda yer almıştır. Evet, nasıl ki demir yolları bir ağ gibi ülkenin her yönünü, her bucağını dolaşır ve gittiği her yere bir hareket getirir. Anadolu basını da öyledir. Anadolu basınını öldürmeyelim. Basınımızı kendi sorunlarında boğmayalım. Dijital basına kısıtlı olarak evet, ancak bu bir sektördür. Bir sektörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedbir değildir. O sebeple daha mantıklı, daha tutarlı kararlar bekliyoruz. Biz istiyoruz ki bu çocuk hep yaşasın deniliyor Hakimiyet Gazetesi'nin sürmanşetinde ve Anadolu basınını öldürmeyin alt başlığıyla da devam ediyor sevgili izleyiciler. 15 Temmuz'u unutmayacağız. Yine sürmanşet altı bir haberle devam ediyor Hakimiyet Gazetesi'nin bugünkü ilk sayfa varlığı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin şehitliğinde düzenlenen törene değiniliyor. Törene şehrin ileri gelenlerinin katılımına değiniliyor. Bir şekilde 15 Temmuz'u unutmayacağız ve asla unutturmayacağız mesajı yer alıyor. Mersin Valisi Sayın Sun'un mesajı burada da bu haberde de kendini bulmuş. Yaz gribine dikkat denilmiş efendim. Evet öyle, süryan bir haber bu. Enfeksiyon hastalıkları mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Keleş'in bir görüşü bu. Yaz aylarının kabusu lejyoner hastalığı konusunda bilgiler verdi denilmiş. Halk arasında yaz gribi olarak bilinen ve klimalardaki bakteriler yoluyla insanlara geçen lejyoner hastalığının ağır ve tehlikeli bir hastalık olduğuna dikkat çekiliyor. Doktor Keleş diyor ki lejyoner hastalığının en önemli belirtisi ateştir. Allah korusun, biraz dikkat edelim. Özellikle çocuklarımızı korumaya çalışalım. Klimalı ortamlardan mümkün olduğunca, koşullar ve şartlar el verdiğince uzak durmaya çalışalım. 9 günlük bir Kurban Bayramı tatilinden bahsediliyor. Dünyada en fazla tatil uygulayan ülkelerin başında geliyoruz sevgili izleyiciler. Bizden sonra 3. dünya ülkelerinden de tabii ki birkaç isim var, birkaç ülke ismi var. Ancak Türkiye'de gerçekten bir tatil bolluğu yaşanıyor. Özellikle son 9-10 yılda bu daha da arttı. Evet, mantıklı ara verişler var. Mesela Cuma günü müydü, dün müydü arkadaşlarla burada konuştuğumuzda dedik ki mesela 1 Mayıs Dünya Emekçiler Günü, değil mi? Kadını erkeği yok buna, Dünya Emekçiler Günü. 1 Mayıs'ta memurlar tatildir ama özel sektörde işçi sınıfı olduğu için özel sektördeki işçiler çalışır. Bu bir çelişki. 1 Mayıs'ta özel sektör tatil olsun, devlet kurumları çalışmaya devam etsin. Bazı mantıksızlıklar ve ayar nüansları da yapılmalı aslında. Bazı çelişkiler de var. Ancak turizmciler açısından özellikle son 2 yılını çok hareketli geçiren, çok olaylı geçiren, terör konusunda da talihsiz anlar yaşayan ülkemiz için turizm de çok önemli ve turizme de büyük balta vurdu bu durumlar, bu yaşanılanlar, Türkiye'nin geçirdiği evreler bu son 2 yılda daha da ayyuka çıktı 2016'dan sonra. O sebeple turizmcilerin ihtiyacı var bu tatile. Evet, turizmci bayramda 9 günlük tatil istiyor. Bir zahmet yani. Sulhu sağlayamıyoruz, düzeni sağlayamıyoruz. Gerekli teşvikleri vermiyoruz. Turizmciye destekte durdu, çiftçiye destekte durdu, yatırımcıya destekte durdu. Her şey durdu. Zaten bir buçuk iki aylık, bir de öncesini sayacak olursak 31 Mart seçimlerinin bir 3-4 aylık rötarla giden ülke için turizm açısından da bir bakış mümkün olursa, evet, turizmin durumu da hiç parlak değil. Ta ki bu işlerin hepsi sağlık turizmine, kültür turizmine, inanç turizmine dayandırılana kadar salt otel yoğunluğuyla, otel doluluk oranlarıyla çizilen ve ortaya konulan
bir bilançonun konusu olmaktan öteye gidemiyor turizm ne yazık ki Türkiye'de sevgili izleyiciler. Turizmci bayramda 9 günlük tatil istiyor. Hakimiyet gazetesinin manşetine taşıdığı bir başlık bu. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması sayesinde galiba 10 Ağustos Arefe'ydi değil mi Ezel'cim? 10 Ağustos Arefe olsa gerek sevgili izleyiciler. Şöyle bakalım notlarımızda vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sevgili izleyenlerimle paylaşırım diye ayırmıştım ama burada da olabilir. Masamda da kalmış olabilir ama yanlış hatırlamıyorsam 10 Ağustos Arefe değil mi? 11'den 14'e kadar da yine 11'inden 14'e kadar da bayram süresi. Şimdi Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olması beklentisi yükseliyor tabii ki. Bu sayede sevdikleriyle bol bol vakit geçirecek olan vatandaşlar kurban bayramı tatili kaç gün olacak bunu da merak ediyorlar. Turizm sektörü de bayram tatilinin 9 gün olmasını istiyormuş. Ay burada yazıyormuş hala Ezel'e soruyorum sevgili izleyici. Askı başlıkta belirtiliyor. Kurban bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. 10 Ağustos Arefe'ymiş efendim. Fırsatı değerlendirmeliyiz deniliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFET Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, 9 günlük tatilin iyi bir hareketliliğe neden olacağını biliyoruz. Önümüzdeki hafta bayram tatiline 20 gün süre kalacak. Tatilin bir an önce açıklanması gerek. Aksi takdirde bundan sonrasında çok da büyük bir katkısı olmaz. Çünkü rezervasyon dönemi haklı turizmciler. Ona göre rezervasyon yaptıracak insanlar. Dolayısıyla son açıklama bekleniyor. Biz hep söylüyoruz ki bu tür tatiller yılın başından itibaren ilan edilmeli. Katılıyoruz. Son dakikaya kalınca arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamıyoruz. Belki önümüzdeki sene 9 günlük bir fırsatımız olmayacak. Bu yıl elimizde fırsat varken iyi değerlendirilmeli deniliyor efendim. İnşallah turizmcilerin de yüzünü güldüren bir tatil süresi en kısa sürede belirlenir. Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su'nun ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Programda konuşan Vali Su 15 Temmuz gecesi hainlere karşı canını ortaya koyarak gösterdikleri cesaret ve kahramanlıkla dur diyen şehadet mertebesine erişen aziz şehitleri rahmetle ve şükranla anıyoruz dedi efendim. Mersin Üniversitesi'nde de 15 Temmuz konferansı söz konusuydu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı 15 Temmuz tarihe bir kayıttır. Unutmayacak, unutturmayacağız dediler efendim. Önceki haberlerde bir şey vardı. Onu hangi gazetemiz ilk Mersin gazetesini mi işlemiştik biz Ezel izleyenlerimizle? Evet. Şu neymiş Athena kaldı aklımda. Gökhan Özoğuz ile Hasan Kaçan arasında 15 Temmuz afişi tartışması. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'la oyuncu Hasan Kaçan arasında sosyal medya hesapları üzerinden 15 Temmuz tartışması yaşanmış. 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'la oyuncu Hasan Kaçan arasında tartışma yaşandı denilmiş. Ne yazık ki ilk sayfa özette haberin iç kısmını merak ettirecek çok bir ayrıntı verilmemiş. Özet ayrıntı da sunamadım. İç sayfalara da geçemiyorum süreden dolayı. Güney gazetesindeyiz. Romanlar seslerini duyurmak için medya ağı kuruyor. Yaklaşık bir 6-7 aydır bu haberler çok da daha fazla gündemde sevgili izleyiciler. Roman sempozyumu gerçekleştirilmişti bildiğiniz üzere. Onun yansımaları, orada dile getirilen durumların ve de beklentilerin yansımaları bunlar. Güney Gazetesi de 15 Temmuz şehitleri Mersin'de de anıldı denilmiş. Unutmadık, unutturmayacağız. Bu arada Mersin Opera ve Bale Müdürlüğü gerçekten sevgili izleyiciler çok güzel bir oratoryo hazırlamıştı dün akşam için. Onları da tebrik ediyor. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir çalışmaydı. Mersin'e de çok yakıştı. Anma programına da çok yakıştı. Çok anlamlıydı. Çukurova gazetesindeyiz. 15 Temmuz şehitleri anıldı. Yine kent protokolünü görüyorsunuz. Sayın Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su tümü bu fotoğrafa yansımış durumda. Mezitli arıtma tesisi Eylül'de açılacakmış efendim. Mezitli'de birlik ve beraberlik amacıyla düzenlenen kahvaltıya katılan
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer hem Mezitli ilçesi muhtarları hem de partisinin il ve ilçe üyeleriyle bir araya gelmiş. Muhtarlara seslenmiş Sayın Seçer. Muhtarlarımız ve Mersin halkımız rahat olsunlar. Bizim sözümüz söz, verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getireceğiz demiş. Mezitli halkının yıllardır beklediği Mezitli Arıtma Tesisi'nin de 9 Eylül tarihinde açılacağını müjdelemiş efendim. Evet, zahmet oldu. Artık açılsın yani, bir zahmet açılsın. Şehre nazır olan sahil kesimi zannetmiyorum ki hiçbir ülkede bu kadar hor ve hunharca kullanılsın sevgili izleyiciler. Gerçekten viran şehir sadece nargileleri toplatmakla, nargile kafelere müdahalede bulunmakla ya da ruhsat kontrolü yaptırmakla olmuyor bu işler. Onun için Mezitlisiyle, viran şehriyle ben en çok neyi özlemişim Mersin'de? Yıllar sonra geldiğimde neyi özlediğimi anladım. Belki bir çocukluk dejavusuydu, bilemiyorum. Gençlik dejavusuydu, onu da bilemiyorum. Ancak bir Atatürk Parkımız vardı, hatırlar mısınız? Ne kadar güzel bir parktı orası. Türkiye'nin sayılı yeşil alanlarından, sahil yeşil alanlarından ve halk parklarından birisiydi. Ve hep aileler olurdu. İçinde fuar düzenlenirdi, bir sürü sanat etkinliği yapılırdı. Belli aylarda Luna Parklar olurdu. Herkes ailecek giderdi. Bir kırsal değil ama bir yerel huzur vardı orada. Çok güzel bir yerdi. Atatürk Parkı bir kültürdü Mersin için. Ama sonra yanındaki binayla, şurasındaki bilmem neyle, buradaki tribünleriyle bir baktım tam bir keşmekeşin içi, hemen dibindeki minibüs duraklarıyla böyle her geçenin gelenin geçtiği rastgele bir yer olmuş. O güzelim ağaçların hemen hemen hepsi yok edilmiş, anlamını yitirmiş. Anlamını yitirmiş. Tıpkı Tevfik Sırrı Gür Stadyumu gibi bir şehrin karakterinin aynası olan bazı fotoğrafları vardır sevgili izleyiciler. Ve bunları korumak o şehri yönetenlerin, o şehirde yaşayanların resmen vatani görevidir, biliyor musunuz? Bir Müftü Köprüsü gibi, değil mi? Bir stadyumumuz gibi, Atatürk Parkı gibi. O kadar çok yerimiz ve yöremiz var ki ama ne yazık ki hep aynı vaatlerle geliyor yöneticilerimiz, sağ olsunlar, ayaklarına sağlık. Ancak sonraki gelen de aynı vaatleri devam ettiriyorsa varın siz tahmin edin. Gelen vaadini ne kadar gerçekleştiriyor? Giderken de kime hangi vaat anahtarlarını bırakıyor? Hep aynı. Bu bayrak yarışında hep aynı bayrak bir sonrakine hediye ediliyor. Çünkü sorun çözülmüyor. İnşallah bu dönem farklı olur kentimiz için ve Türkiye'nin tüm şehirleri için. Yargı sopa olarak kullanılmamalı. Akdeniz Gazetesi'nde Mersin Baro Başkanı Sayın Bilgin Yeşilboğaz'ın bir beyanı bu. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 3. yılında yaptığı yazılı açıklamasında darbe girişiminin ülkemizin hukuk sistemine, anayasal düzenine, demokrasimize, halkın egemenliğine, birlik ve beraberliğimize yapılmış hain bir saldırı olduğunu söyledi. O hal KHK'larının hukuk sistemimizi çökerttiğini söyleyen Yeşilboğaz, yargı sopa olarak kullanılmamalıdır dedi. 15 Temmuz'la ilgili olarak duyduğum en önemli tespit cümleleridir. Evet, 15 Temmuz geldi geçti. Bir şekilde acıları ve de ateşi hala yüreğimizde. Gözümüzün önünden kaybolmayan fotoğraflar ve de manzaralar var. Çok bir şey söyleyemiyoruz. Malum efendim durum. Ancak siz anladınız. Çok güzel bir cümle bu. O hal KHK'larının hukuk sistemini çökerttiğimizi söylemiş Sayın Bilgin Yeşilboğaz. Bir hukukçudan beklenilen en tutarlı açıklama bu. Yargı sopa olarak kullanılmamalı. Yargı hiçbir siyasi erkin elindeki tehdit unsuru değildir. Hiçbir olay ve hiçbir imaj sevmediğiniz, hoşlanmadığınız, sizinle aynı yolda olmayan mihrakları harcamak için sopa olarak kullanılamaz. Sayın Yeşilboğaz'a teşekkür ediyoruz bu anlamlı mesajından dolayı. Bu neymiş, şöyle bir bakıyoruz. Biraz özel bir habere, biraz da reklama giriyor. Hemen geçiyorum. İmece gazetesindeyiz. Yine roman haber ağının ilk adımı atılmış sevgili izleyiciler. Buna da bir anlam verebilmiş değilim.
Ancak müthiş ödenekler taşıyorlar belki de şehrimize. Bunun da bir şeyi var, etkisi var diye düşünüyorum. Ama neden haber ağı? Onu da doğrusu anlayabilmiş değilim. Hani romanların en çok bir haber ağına mı ihtiyacı var acaba? Bir radyoya mı ihtiyacı var? Bir televizyona mı ihtiyacı var? Bu o toplumun roman, radyo ve televizyonları var. Evet Ezel'cim. Ancak var işte, yani mevcutu da var. Bu senin söylediğin de ayrı bir destek söz oldu. Var zaten. Ama Mersin'de niye? İlla Mersin'de niye? Belki faydası olacak bir projedir. Bir Birleşmiş Milletler projesi olabilir. Şehre biraz fon aktarabilir. Uluslararası olabilirse, Uluslararası Roman Medya Ağı Sempozyumu diyor ama yani evet sempozyum uluslararası. Evet canım. Sempozyum uluslararası ancak Mersin'deki durum için mi bir plan proje var bilemiyoruz ama bir zümrenin, bir azınlığın ya da bir halk çoğunluğunun gerçekten sosyologlar tarafından sorunları dinlenilmiyor bizim ülkemizde, çocuklarıyla pedagoglar görüşmüyor, toplum bilimciler o azınlığın ya da o halk kesiminin içinde hiç olamıyor, hiçbir soruna olmadığı gibi bu tarz sorunlara da bilinçli yaklaşamıyoruz. Üzerine cila çeken cümlelerle bir anlamda bu konu üzerinden prim yaparak konuşuyoruz. Mikrofon başına geçiyoruz, kürsüye geçiyoruz, kameraların karşısına geçiyoruz. Biraz güzel laflar, güzel cümleler kuruyoruz ancak gerçekten romanların şeyi bu mudur? İhtiyacı bu mudur? Ya da bu durum başka nelere sebep olabilir? Çok iyi düşünmek lazım diye düşünüyorum. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Görüşü yine İmece Gazetesi'nin manşetinde de yer almış sevgili izleyiciler. İki şehit yakınının kabristandaki görüntülerini görüyorsunuz. Artık elden gelen bir şey yok oturuşu bu. Öyle uzaklara ve boşluklara dalmış iki kadın görüntüsü var. Sakin ama çok dolu bir fotoğraf sizlerin de gördüğünüz gibi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin şehitliğindeki törenden bir fotoğraf bu sevgili izleyiciler. Şöyle bir bakıyoruz. İmece Gazetesi'nin de geçelim diye düşündük. Yeni Güney Gazetesi'ndeyiz. O da 15 Temmuz, yine Yeni Güney Gazetemizde 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı şeklinde manşetine bir haber taşımış. 15 Temmuz Türk milletinin zaferidir. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Turgay Demirtaş, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 15 Temmuz Türk milletinin zaferidir görüşlerini dile getiriyor yayımladığı mesajda sevgili izleyiciler. Tiyatrocular mahallelerde perde diyorlarmış. Perdeler açılıyor. Eskiden yaz tiyatroları vardı hatırlıyorum. Döner salıncaklar gezerdi. Gezgin lunaparklar vardı bizim çocukluğumuzda. 100 yıl önce diyormuşum. İşte ufak tefek paralarla, küçük meblağ çok büyük olmayan paralarla gelirdi mahalle arasına. Mahallenin küçük çocuklarını anneleri bindirirlerdi. O salıncak şöyle bir dönerdi. 4-5 salıncaklı bir gezer lunaparktı o. Ondan sonra giderdi. Tiyatrolar olurdu, evet orta oyunları olurdu. Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları oyuncuları köy seyirlik programıyla Mersin'in en ücra mahallelerini kültür ve sanatla buluşturuyormuş. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sanata çok ihtiyacımız var. Gerçekten çok ihtiyacımız var diyoruz ya. Hani sanat, fotoğraf çekebilmek, resim çizebilmek, şarkı söyleyebilmek ya da bir enstrüman çalabilmek, değil mi? Yazı yazabilmek, iyi bir yazar olmak, şiir yazabilmek. Bunların hepsi sanat. Evet ama yaşama sanatı, komşuluk sanatı, dostluk sanatı, hitap sanatı hepsi var. Düşünce sanatı diye bir şey var ki toplumun huzurunun ve de refah düzeyinin, bu siyasilere de çok lazım tabii ki ve de demokrasinin kilidi durumundadır. En çok düşünme sanatına ihtiyacımız var, analiz sanatına ihtiyacımız var. Analiz yapmak demek, düşünmek demek hep muhalif olmak olarak algılanır bizim yurdumuzda ne yazık ki. Yanlışı da düşünmek lazım, doğruyu da düşünmek lazım. Her vatandaşın da şahsi olarak
yanlışın yerine, bir başkasının yanlışının yerine kendi doğrusunu koyabilme hakkı vardır. Bu muhaliflik değildir, muhalefet olmak değildir. İnsanların düşüncesini çok tembelleştirdik, düşünme özgürlüğünü çok tembelleştirdik. Bu da üzücü bir durum. Yeni Ses gazetesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmesini sürmanşetine taşımış efendim. Sonrasında Başkan Tepe Bağlı'dan bir 15 Temmuz açıklaması beyanı var. O da yer alıyor Yeni Ses gazetemizde. Tarsus'ta 400 yıllık mahallede üretici kadın şenliği kurulmuş. Bu da Yeni Ses gazetesinin ilk sayfasına taşıdığı haberlerden birisi. Dün 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında sevgili izleyiciler, yurdun tüm kentlerinde, tüm şehirlerinde farklı anma programları düzenlendi elbette ki. Ancak İstanbul özellikle bu yıl yaşadığı seçim telaşından sonra sanki Ankara'nın da önüne geçti. Dünyanın sayılı başkentleri arasında sayılabilecek durumda gibi şimdi. Sanki Ankara değil de İstanbul'muş gibi oldu ülkenin başkenti. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti'nin en çok övdüğü eserlerinden biri Atatürk Havalimanı'nda halka seslendi. Aslında hizmetin söylenildiği kadar kötü olmadığı basına yansıyor. Sadece biraz koordine ve yönetimde zayıflık var diyor yabancı turistlerden alınan demeçlerde ve de görüşlerde sevgili izleyiciler. Bizim yakınlarımızda mesela uluslararası gidip geldiğinde Atatürk Havalimanı'nı kullanıyor. Son derece lüks, Avrupa'nın çoğu şehrinde bulunamayacak lüksaliteye sahip. Ancak hizmet ağında biraz aksaklıklar var. Bunlar da giderilirse çok daha iyi olur deniliyor. Her şeyden önce bir sürü istihdam imkanı yarattı. Bununla da gurur duyduk tabii ki. Ülkemizin toprağına dikilen bir diken dahi olsa bizi mutlu eder değil mi? Var olan duvarın üzerine konulacak bir çakıl taşı bile olsa bizi gururlandırır. İyi olan her şeyin, her hizmetin yanındayız. Kötü olanın da elbette ki karşısındayız ama yine de haykırarak, bağırarak, çağırarak değil de üzülerek, medeni şekilde tavrımızı ve de tepkimizi dile getirerek. Bu da bizim vatandaşlık görevimiz. Çünkü tepkisiz bir halk çoğunluğu hiçbir siyasinin işine yaramayacaktır aslında biraz ince düşünürlerse. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan halka seslendi. 15 Temmuz anma programı kapsamında. Şimdi arkadaşlarım bu görüntüleri hazırladılar sizler için. Sonrasında yeniden birlikteyiz. ...2016 yılının 15 Temmuz gecesi milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sıhhat ve afiyetler diliyorum. Bizler inanıyoruz ki şehitler peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. Emniyet teşkilatımızın bütün kahraman mensuplarını, şanlı polislerimizi bir kez daha muhabbetle kucaklıyorum. Peygamber Ocağı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, as subayını, uzman personelini ve ellerini alınlarından öpüyorum. Darbenin ilk anlarından itibaren cesaretle ihanetin üzerine giden yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, burası anlamlı bir mekan.
Niye anlamlı biliyor musunuz? O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı. Ve tankların arasından Sayın Baykemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'nde kendi ifadesiyle gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim dedi. Değerli kardeşlerim, 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16'lar vardı. Üzerimizden geçen helikopterler vardı. Ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk. La tahzen innallâhe me'anâ. Diyorduk ki korkmayın, Allah bizimle beraberdir. Ve o gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımı yaptım. Valimiz aynı şekilde. Birinci Ordu Komutanımız aynı şekilde. Basın toplantıları yapıldı, mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey elhamdülillah yerli yerine oturdu. Bütün mesele neydi? O günce, o gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamızı, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Cape Town'dan İslamabad'a, Kudüs'ten Mogadişu'ya, bütün dünyada dört bir köşesinde dünyanın Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, bütün dost ve kardeşlerimize özellikle buradan selamlarımı gönderiyorum. O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen, tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimizi selamlıyorum. Millet sokakta istiklalini korurken milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milli mücadele sürerken işgal kuvvetleri, hatırlayın, Polatlı'ya kadar geldiler. Ama meclise saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli irade, meclis ruhuna saldırı olsa bile meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun milletin iradesine de evine de uzanan eller bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı. Kardeşlerim,
Allah'ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. İnşallah. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça hiçbir gücün eli Allah'ın izniyle oralara uzanamayacaktır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, şu içinde bulunduğumuz beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. Öyleyse ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Kardeşlerim, tabii ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler. O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse, İnşallah bundan sonra da aynı inançla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Şehitlerimizin hiçbirini unutmayacağız. İşte buraya nereden geldik biliyor musunuz? Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını da bombalayıp yıkmışlardı. Orada da on binler beraber katıldık. Onlar Emniyet Müdürlüğü binamızı yıkarak sakalımızı tıraş ettiler. Ama biz muhteşem bir Emniyet Müdürlüğü binası yaparak onların kolunu kanadını kırdık. Çünkü tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama kesilen kol yerine gelmez. 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ı, 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçoğlu, 63 yaşındaki Ümit Güder'i unutmayacağız. Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halis Demir'i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk'ü unutmayacağız. Her birini şahsen tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçu, İlhan Varank'ı, Halil Kantarcı'yı unutmayacağız. Emniyet teşkilatımızın her biri diğerinden kıymetli 63 mensubunu unutmayacağız. Her yaştan, her meslekten, her meşrepten çoğunun salaları, son nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur. Şairin diliyle bu akşam size bol bol şiir okuyacağım ben. Şairin diliyle ifade edecek olursak, hıyabandan geçip semti canana vardı onlar. Cennet vatandan Firdevs-i Ala'ya erdi onlar. Kimi 15'lik fidan, kimi asırlık çınardı. Selâ-i Şerif'le Kur'an'ı öptü onlar.
Bezmi Eles'te kesişmişti yolları. Bir takdiri ilahiyle yollara düştü onlar. Dediler altı da bir, üstü de birdir yerin. Şerbeti şehadeti bir lahzada içti onlar. O gül yüzlerinde güller açmıştı. Ola ki bu nebiye mazhar oldu onlar. Evet. Mahir iyi mi? Bizim milletimiz yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak tutmuş, canlı tutmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Biz de yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi demokrasi ve milli birlik günü adıyla resmi bayram olarak ilan ettik. Her anımızda ama özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. İşte az önce açılış öncesi hocalarımızı dinledik ve Kur'an-ı Kerim'den tamamıyla şehitlerimizi, şehitlerimizle birlikte onlara Rabbimizin müjdelerini o ayetlerde izledik, dinledik. Ve bunlarla birlikte hamdolsun geleceğin müjdelerini aldık. Kardeşlerim, biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak, inşallah sonraki nesillerde 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır. Hiç endişeniz olmasın. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız da bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha değerli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi. Bir üstadımız ne diyor biliyor musunuz? Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Siz bambaşkasınız. Kadınıyla erkeğiyle bambaşkasınız. Siz kurşunların üzerine gittiniz. Siz mermilerin üzerine gittiniz. Yılmadınız. Ve bazı gençlerimiz kendilerini tankların altına attı. Bazıları da gazi oldu. Bu yürektir yürek. Kürek değil. Ve bunu ancak bu millet yapar. Ve siz yaptınız. Geceye yenilmeyenler uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar vakit sabaha döndüğünde istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldılar. Bu ülkenin asli sahibi şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün burada özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesimizi alabiliyor, içimize
gücümüze bakabiliyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir. Edebiyatımızın en güzel eserlerinden biri olarak gördüğüm Bu Vatan Kimin şiirinden ilhamla şu dizeleri burada sizlerle paylaşmak isterim. Kardeşlerim, bu vatan tankların tam karşısında sıradağlar gibi duranlarındır. Şeytanın yoldaşı olmuş hainleri alnının çatından vuranlarındır. Şahlanmış yiğitler kız at misali, köpürmüş caddeler Fırat misali, kıyama kalkmış nice erkek kadın misali, namussuza hesap soranlarındır. İsmini yazarak mezar taşına, cemreler taşıdın yurdun kışına, bakmadan yaşına, başına, ardına, bedenini sevdaya sürenlerindir. Tepeden tırnağa tek vücut olup, sokağa, caddeye, meydana dolup, bayrağı uğruna gül gibi solup, azım şuuruna erenlerindir. Vatana sevgiyi ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerindir. Evet, işte bu aşkla toprağa girmek var ya, bu bambaşka. Rabbim hepimize şehadeti nasip etsin. Rabbim bu ülkenin gelecekteki tüm nesillerini de asım şuuruna erenlerden eylesin diyorum. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. İşte bunun için gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz. Şayet geleceğimize bu şuurla bakmazsak, Rabbim muhafaza etsin, 15 Temmuz darbe girişimi işte o zaman başarıya ulaşmış olur. Şimdi, ey milletim, ecdadın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya hazır mısın? Hanımlar, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, cümle şehitlerimizin, gazilerimizin mirasına layık Asım'ın nesillerini yetiştirmeye hazır mısın? Gençler, atanızdan işaret aldığınızda arkanızda tüm milletle birlikte yürümeye hazır mısın? Ey İstanbul, 566 yıldır olduğu gibi ilelebet İslam'ın ve Türk milletinin sembol şehri olarak dünyaya meydan okumaya hazır mısın? Bunun için her gün kalbimizi ve zihnimizi yeniden fethetmeliyiz. Bunun için her birimiz kendi alanımızdaki gayretlerimiz ve başarılarımızla Ulubatlı Hasan gibi burçlara sancağımızı yeniden dikmeliyiz. Bunun için Akşemseddin gibi her gün yüreğimizi pirupak etmeli, Rabbimize ram olmalıyız. Bunun için Fatih gibi hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, fitneye kulak vermeden çağımızın ötesine geçecek adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizden ancak işte bunları başardığımızda razı olacaklardır. Onların aziz ruhlarını muazzeb etmemek için
daha çok çalışacağız. Daha çok mücadele edeceğiz. Kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Unutmayınız. Zafer denen kahraman peri susandan kaçar da coşana gider. Öyleyse dirileri şerefli, ölüleri şanlı bu yolda sonuna kadar yürümeye var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, özgürlüğü olmayanın iradesi de olmaz. Bunun için Rabbimiz özgür insanları muhatap alıyor. Tabii özgürlüğü elde etmek, kullanmak ve korumak öyle kolay değildir. Bizim milletimiz binlerce yıllık tarihi boyunca hep bu mücadeleyi vermiştir. Kurduğumuz devletler, inşa ettiğimiz medeniyetler, geliştirdiğimiz kültür ile hep özgür bir topluluk olarak hayatımızı sürdürmeye çalıştık. Hamdolsun, bunca yıldır milletimize esaret boyunduruğu vurabilen de çıkmadı. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi buna niyetlenenler hiç eksilmedi. Çanakkale'de, Kutulamare'de, İstiklal Harbi'nde bu niyetleri toprağa gömdük. 15 Temmuz milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının farklı bir yöntemiydi. Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar. Nasıl bir istiklalimizi ve istikbalimizi korumaktan vazgeçmiyorsak, bizim önümüze tuzaklar kuranlar da emellerinden asla vazgeçmeyecektir. Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir. Suriye meselesini böyle okumayan müstevlilerin emellilerine hizmet ederler. Irak meselesini böyle okumayan bu oyuna figüranlık yapar. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri ifal edilmiş demektir. Ülkemizin diplomatik, askeri, ekonomik alanda verdiği mücadeleyi sıradan bir siyasi çekişme parantezine hapseden zaten iflah olmaz bir mankurta dönüşmüştür. İçinden geçtiğimiz dönemin gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı biçimlendirecek öneme sahip olduğunu görmeyene diyecek bir sözümüz kalmaz. Kardeşlerim, S-400'leri aldık mı? S-400'ler artık ülkemize inmeye başladı mı? 8 uçak geldi. Ve diğerleri de geliyor. Ne dediler? Alamazlar. Yapamazlar. Nereye koyacaklar? Yerleştiremezler. Ne oldu? Aldık mı? Ve şu anda montajlar başladı mı? Şu anda takvim işliyor mu? Ve Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz dik durduk, dikleşmedik. Ama biz Türk'üz, verdiğimiz sözün arkasında dururuz, durduk. Ve bu bir taarruz sistemi değildir. Bu bir savunma sistemidir. Ülkemize savunma, saldırmak isteyenlere karşı S-400'ler en güçlü savunma sistemidir. Ve bunu inşallah Rusya ile birlikte, biliyorsunuz, ortak yatırım olarak yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, Türkiye savunma sanayinde, dikkat ediniz, 17 yıl önce ihtiyacımızın %20'si yerliydi. Şimdi %70'i yerli oldu. Nereden nereye?
Tabii bazılarının maalesef tilki gibi, biliyorsunuz, uzanamadığı üzüme ne dermiş? Koruk. Bunların durumu bu. Türkiye'nin son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı durmuyor, dili lal olmuş demektir. Aynı şekilde milletimizin son 6 yıldır ardı ardına uğradığı saldırılara karşı verdiği mücadeleyle destan yazdığını kabul etmeyenin aklı da vicdanı da kurumuş demektir. Ne diyorlar? Ekonomi battı, ekonomi bitti. Kardeşlerim, buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok. Bunlardan köf. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında, içeride dışarıda terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye'ye karşı acaba kimse, ya bu mücadele verilirken biz bu mermiler, bu kurşunlar, bu kalkan uçaklar, helikopterler, ya bunlar fıstık, leblebi, bunu mu dağıtıyorlar ya? Bunların hepsi para değil mi? Bunların hepsi ekonomi değil mi? Bunlar ekonomiden buraları harcamıyor mu? Ve biz bütün bunlarla beraber şu anda terörün belini Allah'ın izniyle kırdık, kırıyoruz. Ve inlerine girdik, inlerine. Bak, pençe bir hareketini yaptık. Şimdi pençe iki hareketini yapıyoruz. Ve bütün bunlarla beraber milletimin başına bela olan bu teröristleri yer ile yeksan ediyoruz. YPG, PYD, bütün bunlarla da aynı şekilde bu mücadele sürüyor. Kardeşlerim, bunlar bedava olmuyor değil mi? Bunun bir bedeli var, bir karşılığı var. Ama bunu şimdi terörizmi arkasına alan siyasi partiler, onlara destek verenler ne diyor? Madem ki böyle, yapmayın. Ha, yapmayalım da canımızdan bu daha mı kıymetli? Ben milletimin refahını düşünmekle mükellefiz. Milletimizin huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için de bu süreci devam ettiriyoruz. 15 Temmuz bize sadece o karanlık geceyi değil, onunla birlikte ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür. Hiç endişeniz olmasın. Dimdik ayaktayız. Size güveniyoruz. Sizinle beraber yürüyoruz. Şair ne diyor? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim, Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet, milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız. Ve sözlerime Üstad Necip Fazıl'ın şu mısralarıyla son vermek istiyorum. Maşallah, işte gençlerimiz burada, kızlarımız burada. Durmak yok. Durmak yok. Eyvallah. Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman.
Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkımız bizim. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Vatanımızın bağımsızlığı için can veren tüm kahramanları şükranla yad ediyorum. Rabbimden bu millete bir daha böyle ihanetler, böyle acılar yaşatmasın diye niyazda bulunuyorum. Sizlere sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, kadir şinaslığınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Atatürk Havalimanı'nda halka seslenişi böyleydi sevgili izleyiciler. Daha sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuştu ve hemen köprünün yakınındaki 15 Temmuz Müzesi'nin açılış törenini de gerçekleştirdi, kurdele kesti. Şimdi o görüntüleri taşıyoruz ekranlarımıza. Hafıza 15 Temmuz. Evet, bu mekanın şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha bu köprüde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimizin her birine Rabbimden sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kardeşlerim, tarih yazmak kadar yazılan tarihi yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmak da önemlidir. Bizler mazisi çağ açıp çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle, Çanakkale, Kutul Amare gibi destansı mücadelelerle dolu bir milletiz. Tarih yazan bir millet olarak tarihimizi kayda geçirme, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda maalesef aynı başarıyı gösteremiyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın sembollerini dahi olması gerektiği şekilde koruyamıyoruz. Dünyanın en büyük şehitliği olan Çanakkale daha 10-15 yıl öncesine kadar bakımsızlığa terk edilmişti. İktidar olduk. İlk işim önce Çanakkale şehitliğini mamur hale getirmek, şehitlerimize yakışır bir şekilde orayı ele almak oldu. Ve orası on yıllarca ihmallerin kurbanı olmuştu. Bu millet Osmanlı arşivlerindeki milyonlarca belgeyi kilosu 3-5 kuruştan hurda kağıt diye satan şuursuz idareciler de gördü. Bunların hangi zihniyet olduğunu biliyorsunuz. Açıklamama gerek var mı? Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç nasıl ayakta duramazsa mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz. Çünkü tarih bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca sadece ibret almayız.
aynı zamanda kuvvet alırız. Cesaret ve ilham alırız. Bunun için devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağlarımızı güçlendirecek, insanımıza tarih bilinci aşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bilhassa da birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara, hatta dramlara özel önem veriyoruz. 3 sene önce Kutul Amare zaferimizin 100. yıl dönümünü bu anlayışta ilk kez kutladık. Malazgirt zaferimizi, Çanakkale destanımızı yine bu bilinçle her sene büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Son dönem siyasi tarihimize damga vurmuş 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi utanç sahnelerini de ibret vesikası olarak yine bu anlayışla yeniden hatırlatıyoruz. 27 Mayıs'tan beri adeta merhum Menderes'in, Polatka'nın, Fatih Rüştü Zorlu'nun yasını tutan yassı adayı demokrasi ve özgürlük adası olarak geleceğe taşıyacak bir proje başlattık. İnşallah yıl sonuna bitireceğiz. Milletimiz bir daha benzer acılar yaşamasın. Türk siyasetinin üstüne bir daha darbe gölgesi düşmesin diye yassı adayı 27 Mayıs'ın canlı bir şahidine dönüştürüyoruz. Bu önemli projeyi de nasipse yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Kardeşlerim, bugün burada beraberce açılışını yaptığımız hafıza 15 Temmuz'da yine bu hassasiyetimizin bir ürünüdür. 15 Temmuz demokrasi mücadelemizin en önemli kırılma anlarından biridir. O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk milletinin topyekün kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Açık ve net söylüyorum. Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Allah'ın inayeti, milletin dirilişi, yüz milyonlarca kardeşimizin duası ile Türkiye yeniden felaha kavuşmuştur. Milletimiz kanı pahasına bu devletin de bu ülkenin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm dünyaya ilan etti. Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kabus gibi çöktüğü o meşhur gecede minarelerden yükselen salalar aydınlığın ve zaferin müjdecisi oldu. O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık hikayesine de şahitlik ettik. Füze rampalarının gidişini engellemek için tırın lastiklerini kesen Polatlılı vatandaşlarımı yıl boyunca hasadını bekledikleri ürünleri yakarak jetlerin uçuşlarına engel olan kahraman kazan halkını nasıl unutabiliriz? Elinde bayrağı ile tek başına darbecilere kök söktüren hanım kardeşlerimizi gün vatan müdafaası günüdür diyerek tankların üzerine yürüyen gençlerimizi nasıl unutabiliriz? Alnı secdede sabaha kadar gözyaşı döken, dua eden pir-i fanilerimizi 81 vilayetimizin tamamındaki istiklal kahramanlarını nasıl unutabiliriz?
gecenin koyu karanlığını delen salaları, tekbir seslerini nasıl unutabiliriz? Şehit edileceğini bile bile darbecileri engelleyen şeref timsali askerlerimizi, polislerimizi nasıl unutabiliriz? Henüz 17 yaşında körpe bir fidanken babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçoğ'u nasıl unutabiliriz? O gece FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 251 vatandaşımızın her birinin ayrı bir hikayesi var. Sadece bu köprü üzerinde şehit düşen 35 kardeşimizin mücadeleleri, o gece tüm Türkiye satında yaşanan kahramanlıkların bir özeti gibidir. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise hepimizin boynunun borcudur. Merhum Aliya İzzet Begoviç'in vefatından önce Srebrenica katliamı için söylediği şu acı sözler 15 Temmuz konusunda bize de örnek olmalıdır. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Evet, 15 Temmuz'u unutursak daha büyük acıların, daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız. Bugün sabah Ankara'da başladığımız 15 Temmuz anma programlarını, evet, şu anda da hafıza 15 Temmuz açılışıyla nihayet erdiriyoruz. Bu güzel mekanı bize, milletimize ve tüm insanlığa diğer darbelerle beraber 15 Temmuz'u hatırlatan sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Buranın ayrıca FETÖ gibi yapıların gençlerimizi mankurtlaştırma siyasetine karşı panzehir görevi göreceğine inanıyorum. Benzer bir eseri Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başında inşa ediyoruz. Öte yandan yazarlarımızın, sanatçılarımızın, kalem ve kelam erbabımızın da 15 Temmuz'u yaşatma konusunda gerekeni yapacağını düşünüyorum. Sinemadan romana, belgesellerden marşlara kadar 15 Temmuz destanını gelecek kuşaklara taşıyacak nitelikli eserlere imza atmalıyız. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak sanatçısıyla, sinemacısıyla, öğretmeni, öğrencisi, akademisyeniyle hepimizin ortak görevidir. Bu noktada milletimizin tüm kesimlerden özel gayret beklediğini ifade etmek isterim. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha hafıza 15 Temmuz şehrimize kazandıranlara teşekkür ediyorum. Başta Hilmi Bey'e, tüm ekibine teşekkür ediyorum. Hepinize, mühendisine, işçisine varıncaya kadar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir.
Hafıza 15 Temmuz'un açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ı ve sayın bakanlarımızı davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Hazır mıyız? Evet. Öncelikle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bu dua ve temenniyle Hafıza 15 Temmuz'un İstanbul'umuza, ülkemize İlham kaynağı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışıyla alakalı konuşması da böyleydi. Onun öncesinde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden biraz önce dinlediğiniz cümleleriyle halka hitap etti. Olayı tekrar, darbeyi tekrar özetleyen, nasıl bir mücadele verdiğimizin, nasıl bir mücadeleden çıktığımızı özetleyen bir konuşma idi bu. 15 Temmuz etkinlikleri tüm yurt genelinde gerçekleştirildi demiştik. Mersin'imiz de öyleydi. Bu konuda duyarlı davranan illerden birisiydi. Şehir protokolüyle birlikte gerçekleştirildi bu etkinlikler sevgili izleyiciler. Saat 19.30'da demokrasi yürüyüşüyle başladı ve 20'de Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Etkinlikler artık meydandan devam etti. Halka hitaben konuşmalar meydandan gerçekleştirildi. İçer TV olarak biz de canlı naklen şeklinde bu görüntüleri ve bu anma programlarını an ve an takip ederek siz sevgili izleyenlerimizle bazı derleme röportajlarımızda da katkıda bulunarak bu yayınımıza izletmeye çalıştık. Ekranlarımıza taşımaya çalıştık. Mersin'in en kapsamlı şekilde bu etkinliklere yer veren tek kanalıydık. Programımızın tekrarını Facebook üzerinden, YouTube üzerinden ve diğer sosyal medya kanalları üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıntılar konusunda, Mersin'deki anma programı ayrıntıları konusunda sizler de bilgi sahibi olabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında il müftüsü Şaban Kondi İçer TV mikrofonlarına konuştu. Arkadaşlarımız mikrofonumuzu uzattı. Bakalım kameralara neler söylemiş. Çok önemli bir gün. Sizin duygularınız, düşünceleriniz? Evet, gerçekten 15 Temmuz dünyada emsalı benzeri görünmeyen bir olay. Hain bir darbe girişimi, kalkışması. Tabii bizim milletimiz yabancı güçlere, şer güçlere, yani kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela diye nitelendiren bütün şer güçlere karşı mücadele vermiştir. Başarılı da olmuştur. Çanakkale Geçilmez Destanı'nı yazmıştır. Ama biz kendi paralarımızla, emeklerimizle, hayırlarımızla, vergilerimizle alınan uçaklardan, helikopterlerden, silahlardan atılan mermilerle şehit olan şehitlerimize alışmamışız. Böyle bir yapı var. Bu 40 yıl milletimizin her türlü dini duygularını istismar eden, kendisinin 840 saatlik konuşmalarından ve 80 kitaplık yazdığı kitaplardan, komisyonlarımızca yapılan incelemeden, araştırmadan şunu görüyoruz. Bu kendisini kainat imamı olarak nitelendiren, Allah'la konuştuğunu, peygamberler rüyada bir araya geldiğini,
gaybi bilgilerin kendisine açık olduğunu, semavata çıktığını, bu gaybi bilgilerin kendisine bildirilmesi dolayısıyla kendi cemaatine bu Anadolu çocuklarının hakkı olan soruları çalıp veren neydi belirsiz hain bir insan. Dolayısıyla dünyada en büyük, en kötü aldatma insanları Allah'la aldatmadır. Bu insanın yapısında bu var. Ama şöyle baktığımız zaman gerçekten 15 Temmuz'da yani idarecilerimizin başta Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, milleti Allah'ın inayeti, milletimizin cesaretiyle sadece ülkemizde değil, bugün bütün İslam ülkesinde, ülkelerinde bile inananlara azim ve gayret veren, enerji veren, yol gösteren bir kurtuluş destanıdır bu. Nasıl Çanakkale Savaşı, evet bizim kurtuluş destanımızdır. Dünya Müslümanlarına bağımsızlığının ve özgürlüğünün fitilini ateşlemiştir. Evet 15 Temmuz kendi içimizden hain olarak yetişen, yani sureti haktan görünerek bizi bölen, parçalayan zeki ve cesur çocuklarımızın onlara çaldığı soruları vererek onların bile geleceğini heba eden bu hain yapı gerçekten sadece ülkemiz için değil, bütün insanlık için tehlikedir, bütün insanlık için büyük bir felakettir. Yapılan araştırmalarda bu hain yapının üç önemli özelliğinden bahsediliyor. Bir, bu hain yapı ve benzeri yapılar. Yani sadece bu hain yapı değil. Önemli olan bugün FETÖ gider başkaları gelir. Önemli olan mesele ülke ise, mesele milletse, din ve vatansa her türlü kontrole, her türlü şeffaf, açık bir şekilde olanlar baş tacıdır. Vatan millet safında yer alanlar baş tacıdır. Ama kontrol edilemeyen, merdiven altında insanların dini duygularını istismar eden yapılar ne olursa olsun bunlar tehlike arz etmektedir. İşte bu yapı bir, milletin anaları ailesiyle bağını kopardı. Yani anne baba bilmez ama bunların hain abileri bilir. Dediler Allah anaya babaya itaat emrediyor, bunlar anlamaz diyorlar. Aileyle bağları kopardı. İkinci baktığımız zaman ümmetle bağı kopardılar. İnananlarla bağı kopardılar. Sadece kendi cemaati dediler. Cemiyete adam yetiştirmediler, kendi cemaatlerine adam yetiştiler. Ülkenin, milletin, insanların bütün gelirlerini cemiyete değil, millete değil, kendi cemaatlerinin kendi idealleri doğrultusunda yetiştirdiler. Üçüncü olarak baktığımız zaman bunlar vatan bağını kopardılar. Yetiştirdiği nesillere vatanını sadece bura olması önemli değil. Ya dünyanın herhangi bir yerde vatan olabilir dediler. Ama bizim ecdadımızın, bizim kültürümüzün, kadim kültürümüzde vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Her toprak vatan olmaz, kara parçası olabilir. Ama bizim vatanımız her karış toprağı şehit kanlarıyla yoğrulan kutsal vatandır, değerli bir vatandır. Onun için bu vatanın kıymetini bilmek, değerini bilmek ancak ve ancak kaynağını Kur'an ve sünnetten alan insanlar için söz konusudur. O zaman yapmamız gereken nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size iki şeyi bırakıyorum. Onlara sahip çıkarsanız asla sapıtmazsınız. Kur'an ve sünnet. Ne olur Kur'an ve sünnetle bu insanları aldatanlara fırsat vermeyelim. Bu hainlere fırsat vermeyelim. Vatanını milletini seven, geleceğimizi inşa edecek imanlı ama vatanına ve milletine bağlı nesilleri yetiştirelim. Devlet bizim için olmazsa olmazdır. Vatan olmazsa olmazdır. Vatanı olmayanın dini de olmaz. Namusu da garanti değildir. Dolayısıyla vatan bizim her şeyimizdir. Vatan için canımızı seve seve feda etme kültürünü, bilincini biz Kur'an'dan alıyoruz. Biz hadislerden alıyoruz. Dolayısıyla bugün evet 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde 251 şehidimiz var. Anneler dul kaldı. Yavrular yetim kaldı. Yuvalar dağıldı, gazilerimiz var ama biz düştüğümüz yerden her zaman daha gür kalkabilen bir milletimiz. Vatan denildiği zaman bizden korku mefhumunun alındığı, cesaret ve kuvvetin geldiği, genlerimize, bütün genlerimize bu duyguların işlendiği bir milletiz. Biz kabile devleti değiliz, çadırlardan gelmedik. Biz 1000 yıl bu dünyaya ilmin, adaletin, cesaretin, fethin ve düştüğü yerden kalkmanın örneklerini göstermiş bir milletiz. Dolayısıyla işte buradaki gençler, kadınlar, çocuklar bu 15 Temmuz darbesinin bize verdiği önemli bir mesaj da şu, acizane gördüğümüz. Bakın genç yaşlı, ihtiyar, kadın, erkek, çarşaflısı açığı, sünnisi, alevisi,
yani cemaati, ırkı, partisi, takımı hiç fark etmeden herkes tanka karşı, herkes tüfeğe karşı, herkes tanklara karşı yek vücut oldular, canını siper ettiler. O tankın altına yatılan o bazulu genç kardeşimiz ya da ilk olarak adeta Erzurum'daki Fatma Nene gibi, Kara Fatma gibi, o Kurtuluş Nene Hatunlar gibi, Kurtuluş Savaşı'nı fitilini ateşleyenler gibi, o İstanbul'daki köprüde o bir hanımefendi kardeşimizin tek başına o korkak insanlara meydan okuması adeta bağımsızlık söz konusu olduğu zaman, vatan ve millet söz konusu olduğu zaman, kadınıyla erkeğiyle, küçüğüyle büyüğüyle hiçbir mezhep, meşrep, ırk, siyasi görüş ayırt etmeden hainlerin karşısında yek vücut olarak durduğumuzu göstermiştir. O zaman diyoruz ki birlik olmalıyız. Vatan, millet, din ve namus söz konusu olduğunda ortak paydadayız. Diğerleri bizim zenginliğimizdir. Ortak paydamız vatandaş olmaktır. Ortak paydamız dindir. Din bizi kardeş yapmıştır. Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelere diyorum ki 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi bir daha böyle hain girişimlere hiçbiri cesaret edemeyecektir. Mümin bir delikten iki defa ısırılmayacak kadar basiretli, akıllı insandır. Biz de ona göre bilinçli, şuurlu olmalıyız, birlik olmalıyız, farklılıklarımızı zenginlik kabul etmeliyiz. Ortak paydada buluşmalıyız ki o ortak payda vatandır, millettir. Yani ülkemizin etrafına hainler sarmış, her türlü şer ittifaklar üzerimize geliyor. Bütün tuzaklar kurulmuş, biz birbirimize ne olur zarar vermeyelim. Gücümüzü, kuvvetimizi, ülkemizin gelişmesi, milli birlik ve beraberliğimizin kalkınması için harcayalım. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nda ve ülkemizin birliği ve beraberliği için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. İşte il müftülüğü gibi makamları işgal eden insanlar Sayın Şaban Kondi gibi olmalı. Sayın Şaban Kondi gibi konuşmalı. Çok güzel bir cümle zikretti. Ortak paydamız vatandaş olmaktır dedi. Aynı dini yaşıyor olmamızda ya da herkesin gönlünce yaşıyor olması da bu dini kardeş olmamız için yeterlidir dedi. Çok iyi bir, çok doğru bir toplum mesajıydı bu, sosyal bir mesajdı aslında. Bence tüm siyasiler Mersin İl Müftüsü'nün bu konuşmasını bir kez dinlesin. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla Türkiye bir bütün. Çatısı altında yaşayan bütün insanlar zincirin birer halkası gibi tarihten beri kol kola, el ele bu vatan için yeri geldiğinde omuz omuza savaşmışlar, mücadele vermişler. 15 Temmuz'da da bunun bir örneğini yaşadık sevgili izleyiciler. Mersin'deki etkinliklere uzanışımız Sayın İl Müftümüz Şaban Kondi'nin arkadaşımız Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği röportajla başladı sevgili izleyiciler. Sonrasında MHP İl Başkanı Sayın Zeynel Uğur Gölgeli de İçel TV mikrofonlarına bir demeç verdi. Günün önemine ilişkin, etkinliklere ve anmalara ilişkin, anma programına ilişkin. Sonrasında Atsız Afşin Yılmaz, Toroslar Belediye Başkanı. Bunlar bağlı iki röportaj sizler için hemen ekranımıza taşıyoruz. Bakalım İçel TV mikrofonlarına ve de kameralarına neler söylemişler günün önemine dair. 300 önce yaşanmış olan bu acı hadise Türk milletinin kaderiyle oynamak isteyenler asırlar boyunca Türk milletini bu coğrafyadan silmek isteyen bir anlayış var. Bu anlayışın ismi değişiyor. Fakat yapı hep aynı yapı. Bu seferki isim FETÖ, Fethullahçı terör örgütü. Dün evliya olarak nitelendirilen, inançlarımızı kullanarak insanların zihniyetine giren bir yapının bir papaz olduğuna şahitlik ettik. Bu dönemde şehit olan 250 tane, 51 tane vatan evladını rahmetle, minnetle anıyoruz. Bir daha böyle bir hadisenin bu vatana Cenab-ı Allah nasip etmesin. Biz de inanıyoruz ki bu millet bu coğrafyada yaşayacak. Ve biz bununla yaşaması için her şeyimizden de vazgeçmeye hazırız.
Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. MHP Mersin İl Başkanı Sayın Gölgeli'ye, Tolosa Belediye Başkanı Sayın Atsız, sizler neler söyleyeceksiniz? Ben de tüm seyircileri saygıyla sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Bundan tam 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde tarihte görülmemiş bir hainlikle 15 Temmuz kalkışması yaşandı. Allah'a çok şükür ki milletimizin zinde güçleri, milli güçleri bir araya geldiler ve bu kalkışmayı savuşturdular. Çok şükür ki savuşturdular. Burada milletimizin feraseti, basireti ve söz konusu vatan millet olunca bir olabileceğimizi, beraber olabileceğimizin göstergesini ortaya koydular. Ben buradan başta Ömer Halis Demir ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, konuşmalar böyleydi sevgili izleyiciler. İçer TV mikrofonlarına verdiler bu demeci sayın misafirlerimiz. MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölge'yi ve Toroslar Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşin'in demeçleriydi bunlar. Atsız Afşin Yılmaz'ın demeçleriydi. Sayın Valimiz, Mersin Valisi Ali İhsan Sun'un da bir konuşması vardı. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız şimdi. Sonrasında ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in hitaben konuşması olacak sırada. Sözlerimin başında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla kutluyorum. Kıymetli Mersinliler, yüce milletimiz tarih boyunca asla bağımsızlığından ödün vermemiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızda bakın şöyle diyor: ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. İşte tarih boyunca bu yüce milletimiz bağımsızlığına hep bu ruhla sahip çıkmış, özgürlüğüne sahip çıkmış, vatanına, bayrağına, ezanına, kültürüne, milli ve manevi değerlerine tarih boyunca her zaman sahip çıkmış, asla taviz ödün vermemiştir. İşte 15 Temmuz bundan 3 yıl önce FETÖ terör örgütü ve onun uzantıları demokrasimizi ortadan kaldırmak, milletimizi bölüp parçalamak, devletimizi yıkmak, bayrağımızı indirmek, ezanımızı dindirmek için bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Ancak yüce milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve öncülüğüyle sokaklara, meydanlara taşmış ve bu terör örgütüne fırsat vermemiş, darbe girişimini bertaraf etmiştir. Bakınız, milletimiz bir taraftan bu darbe girişimini tanklara, uçaklara, bombalara, toplara, kurşunlara, silahlara göğsünü gererek bertaraf etmiş ve tüm dünyaya da bağımsızlığa nasıl sahip çıkılır, demokrasiye nasıl sahip çıkılır, tüm dünyaya da bunun dersini vermiştir. Ben inanıyorum ki bugüne kadar yüce milletimiz nasıl vatanına, toprağına, bayrağına, ezanına sahip çıkmışsa Allah'ın izni ve inayetiyle bundan sonra da her zaman sahip çıkacaktır. Unutmayalım ki ülkemiz geliştikçe, kalkındıkça bu tür
bizi zayıflatmak isteyen, bizim gelişmemizi engellemek isteyen dahili harici her zaman örgütler düşmanlar çıkacak. Ama biz bir ve beraber olduğumuz sürece, vatanımıza sahip çıktığımız sürece asla başaramayacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ülküsü altında bir ve beraber olarak hep beraber ülkemizi daha da ilerilere taşımak için beraberce gayret edeceğiz, çalışacağız. Tarihten günümüze, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hususuyla 15 Temmuz'da şehit olan aziz şehitlerimizin hepsini rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 15 Temmuz'ları asla unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Her zaman vatanımıza, milletimize, ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüzü kutluyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Sun'un konuşması böyleydi sevgili izleyicilerimiz. Şimdi sırada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in hitaben konuşması yer alıyor. Onu da izleyelim hep birlikte. Sonra birkaç haberimiz var, oraya doğru uzanalım. Bugün tarihi bir günün 3. yıl dönümünde Mersin'de güzel bir Temmuz akşamında bugüne kadar başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke uğruna şehit olmuş, bu ülke uğruna mücadele etmiş, alın teri dökmüş, taş üstüne taş koymuş, emek etmiş, önlerinde saygıyla eğildiğimiz atalarımızı anmak için daha 3 yıl önce şehit olan evlatlarımızı, kardeşlerimizi anmak için, daha dün şehit olan bu ülkenin bu kadim toprakları bölünmemesi adına, birlik ve beraberlik adına serhatlarda, sınırlarda bu ülkeyi koruyan evlatlarımız için, onlara dua etmek için bir araya geldik. Cumhuriyet çok değerli bir kavram. Bizim için çok daha fazla değerli. 3 yıl sonra Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Atalarımız, dedelerimiz, büyüklerimiz Ulu Önder'in önderliğinde kanını vererek, canını vererek, alın terini dökerek bir ulusal kurtuluş mücadelesi sürdürdü. Bu kadim toprakları işgal eden düşmanları ülkeden bertaraf etti. Cumhuriyeti kurdu. Yokluk içerisinde, yoksulluk içerisinde 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden cumhuriyeti yarattılar. Onunla yetinmediler. Bu ülkenin kurumlarını kurdular, fabrikalarını kurdular. Hukuk sistemini, idari sistemini ihdas ettiler. Yoktan var ettiler. Onunla da yetinmediler. Demokrasi için uzun yıllar mücadele oldu. 150 yıllık bir mücadele bu topraklarda. Çok yağmurlar, çok fırtınalar, çok karlar atlatıldı bu uğurda. 60 ihtilalleri, 71 muhtırası, 80 ihtilali ve en sonunda da yine hiçbir demokrasiyi içselleştirmiş, sindirmiş, yurttaşımızın, vatandaşımızın kabul edemeyeceği 15 Temmuz
darbe girişimi, hain darbe girişimi demokrasimizi bugünlere sapasağlam getiren bu ülke insanlarıyla beraber daha da iyi, daha da tahkim ederek, daha da yücelterek aslında bize bir arada olmamızın, birlik ve beraberlik içerisinde olmamızın ne kadar önemli bir durum olduğunu gösteriyor. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu ülkeye zarar gelmez. Demokrasimize uzanan eller kırılır. Birliğimize, bütünlüğümüze uzanan eller kırılır. Belki bu musibetler bize bin nasihattan daha ehven olur. Geçmişte yaşadığımız bu kötü olaylar geleceğimizi inşa etmede bize katkı sunar, yardımcı olur. 8 yıl parlamentoda görev yaptım. 15 Temmuz'u irdelerken bunun akşamdan sabaha gerçekleşmiş bir darbe girişimi olmadığını bilen yurttaşlardan biriyim. Siyasi kimliğimi bir tarafa bırakıyorum. Ülkenin birçok kurumu bu yapı tarafından işgal ediliyordu. Bunu görenler uyarıyordu. Siyasi nezaket ve uslup içerisinde bunu görmeyenleri uyarmaya çalışıyordu. Birileri gördü, birileri görmedi. Ama gelinen noktada bu tehlikeyi görenler de bu tehlikeyi görmeyenler de eğer gaflet içerisinde olsaydı hep beraber mağdur olunacaktı. 15 Temmuz önemli bir tarihtir. Tüm yurttaşlar, tüm vatandaşlar, Gazi Meclis, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun bir arada bu girişime karşı bir direnç gösterdi. Ve aslında demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir gece yaşattılar Türkiye'ye. Bu uğurda şehit olan kardeşlerimizi, evlatlarımızı yad ediyorum. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Burada tankların karşısına çıkan, tankların üstüne çıkan, mermilerin önünde siper olan yurttaşlarımızı saygıyla anıyorum. Gazi Meclis'te mücadele eden, siyasi parti ayrımı yapmadan tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyorum. Tarihimizde görülmeyen bir olay. Bu ülkenin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarıyla bu ülkenin askeriyesine mensup pilotlarıyla bu ülkenin Gazi Meclisi bombardıman altına alındı. Buradan önemli mesajlar çıkartmamız lazım. Çıkarttığımızı düşünüyorum. Demokrasi el bebek gül bebek bakım ister. Uzun ve meşakkatli bir yoldur demokrasiyi sağlamlaştırmak. Kurumlarıyla, kurallarıyla onu tahkim etmek. 10 yıllar, 100 yıllar bu topraklarda demokrasi mücadelesi veriliyor. Bir daha böyle olaylar yaşamama adına, demokrasimize kastedilmemesi adına bu kötü niyetli insanlara, oluşumlara bu fırsatı vermeme adına geleceğe dair yapacağımız işler var. Bizi demokrasi kurtaracak. Bizi hukuk devleti olmak kurtaracak. Bizi adalet kurtaracak. Bu üç kavram çok önemli. Birbirimizi anlamak için de çok önemli. Eğer bu ülkede demokrasiyi daha da tahkim edersek, kuralları ve kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni layık, demokratik bir hukuk devleti haline getirirsek, bunu daha iyi noktalara taşırsak, işte o zaman adaleti sağlayacağız. Adaletin olduğu bir ülkede, büyük düşünürün dediği gibi, adalet kutup yıldızı gibidir, yerinde durur, diğer her şey onun etrafında döner. Ben bu duygu ve düşüncelerle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülke uğruna şehit olmuş şehitlerimizi, mücadele etmiş gazilerimizi ve bu ülkeye hizmet etmiş
Devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Sevgili hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Mersin'deki anma programı kapsamındaki etkinlikler böylece neticelenmiş oldu sevgili izleyiciler. İçer TV olarak tüm etkinlikleri ve ayrıntıları naklen siz sevgili izleyicilerimizle an ve an paylaştık. Ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, yüreklerine sağlık. Şimdi şöyle bir konu var ki gündemin aslında baş maddesiydi geçtiğimiz hafta. Ancak sümen altı edilen konulardan birisiydi. O da aylardan beri kamuoyunun beklediği ve birçok kişinin beklediği yargı paketinin içeriği ve zamanlamasıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürüldü bu paket. Kimi kesimler bu paketin ortaya çıkarılmasının ya da tekrar güçlendirilmeye çalışılmasının zamanını çok manidar buldu. AK Parti'nin İstanbul yenilgisinden sonra bunu gündeme taşımasını ilginç buldu. Ancak kim nasıl bulursa bulsun Türk yargısının belki de böyle bir reforma ihtiyacı vardı. Ancak kapsamda neler var? Onu önümüzdeki günlerde ehil bir konuğumuzla ele almak niyetindeyiz. Çünkü her şeyi bilmemiz mümkün değil, takdir edersiniz ki. Bu yargı paketinin içeriği ve zamanlaması neden şimdi? Gerçekten yargının böyle bir değişikliğe ya da böyle bir tadilata ihtiyacı var mı? Var ise neden? Yok mu? Yok ise neden? Peki ne yapılmalı? Evet ve hayırlarda reddediliyorsa ne yapılmalı? Türk yargısı ne durumda? Ne yapılacak, ne edilecek bilemiyoruz. Gözler bu konuda Erdoğan'da. Çünkü bu paket Sayın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a götürüldü. Temmuz-Ekim tartışmaları var. Meclis tatile girmeden bu konu muhakkak ki ele alınmalı deniliyor. AK Parti yöneticileri nafaka ve çocuk gelin düzenlemelerinin tartışma yaratmaması için pakete alınmadığını dile getirdiler. İşte burada durmak lazım. Yani bir çözüm adımının ya da reformist bir adımın kendiyle çelişmesi ve içinde kamuoyunun beklediği evet ya da hayır cevabının, cezai müeyyideler de buna dahil, çocuk suistimali istismarı ve nafaka konusundaki cezai müeyyideler de buna dahil, bu tartışma yaratmasın diye pakete alınmıyor ise bunun adı yargı reform paketi olamaz. Kendisiyle çelişen bir paket, her şeyden önce bu konuda bir kamuoyu tepkisi oluşacaktır düşüncesindeyim. Paketin meclise gönderilmesinin ardından muhalefet partilerin götürüleceği ve muhalefete ve tüm partilere bu paket götürülecek ve uzlaşma ortamı aranacak. Ancak paketle ilgili en büyük tartışmayı sevgili izleyiciler, ifade özgürlüğü kapsamındaki suçları kapsayıp kapsamayacağı, organize suç örgütü elebaşlarının, cinsel suçlardan hapis yatanların ceza indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı konuşuluyor. Bu konu muallak, nafaka ve çocuk gelin yani çocuk suistimali konusu kapsam dışı bırakıldı kamuoyunda tartışma yaratmasın diye. Bir anlamda bir konuyu tartışmaktan kendinizi ve de 600 sandalye meclisi men ediyorsanız bu konunun karşısında değilsiniz, yanındasınız demektir. Hiçbir parti bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bu çocuklarımız, gençlerimiz, evlatlarımız, kadınıyla erkeğiyle, kızıyla erkeğiyle çocuklarda cinsiyet aranır mı çocuğun korunması konusunda? Ne olursa olsun bizim geleceğimiz, onları men ederseniz bu paketten, onları da kapsamazsa bu paket, ne anlamı var ya? Bir toplumun can damarına bir makas atmışsınız demektir. Çocuk suistimaliyle ilgili tartışma götürmeyen bir meclisimiz var. Çünkü bu konu siyaset üstü. Siyaset üstü bir konu. İnsanların, evlatlarının can güvenliğiyle ve onur ve haysiyetini koruyacak durumlarla ilgili düzenlemeler mutlaka yargı reformu kapsamına alınmalı. Alınmalı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde şimdi bu paket. Götürün bunu, ekleyin, getirin der inşallah. Bu niyetteyiz sevgili izleyiciler ve de bu umuttayız. Arzu ediyoruz tabii ki. İnşallah bu konuda tutarlı bir adım atılacak. Tutukluluk süreleriyle ilgili bazı kapsamları var tabii ki yargı reformunun. Önemli hükümler konusunda da bazı şeyler bekleniyor. Kararlar ve de durumlar bekleniyor. Özellikle HDP
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra içeride bulunan HDP'li milletvekilleri, Cumhuriyet davası nedeniyle cezaevinde bulunan gazeteciler bundan yararlanabilecek mi? Bu soruluyor. Demokrasi platformlarında özellikle bu soru soruluyor. Aynı düzenleme FETÖ davasından içeride bulunan ve 5 yıldan az ceza alanları da kapsayacak mı? Yani bütün suçlar için bazı aydınlanmalara ihtiyacı var kamuoyunun bununla ilgili olarak. Alıştık, hepsine alıştık. Toplumsal bağışıklık demiştik. Çok üzerinde duramadık geçen hafta. Bu hafta da canlı yayınlarımız çok yoğun. Geçen hafta da öyleydi. Onun için programımız çoğu kez zaman zaman kesintiye uğradı ama yine sizler için kesintiye uğradı. Bundan dolayı mutluyuz. Sizlerle buluşamamak ya da söyleyeceklerimizin içimizde kalması bir anlamda çok biriktirmemize sebep oluyor haberlerimizi. Toplumsal bağışıklık tıpkı insan vücudundaki bağışıklık sistemi gibi bir süre farklı ajanlara alışırsınız. Ondan sonra öyle bir bağışıklık kazanırsınız ki antibiyotik bağışıklığı gibi bu. Bir süre sonra vücudunuz bu ajanlara alışır, onları kabul eder, azar azar damıtarak size verirler. Bir tahta parçasını alıp gofret gibi katır kutur yiyemeyiz demiştik değil mi? Ama onu öğütüp talaş haline getirirsek ve her gün yemeğimize bir tutam katarlarsa ilk lezzette onu fark edebilir damağımız. Ama sonrasında öyle bir alışırız ki toplumsal bağışıklık işte böyle bir şey. Bu konuyla ilgili bir köşe yazımız var. Göz atalım, sonrasında vedamızı gerçekleştirelim. Toplumsal bağışıklık. Leyla Pak Köse. Balkona çıktım. Mis gibi yağmur havasını içime çektim. Balkon demirlerine yaslandığımda hissettiğim serinlik, kıştan kalma ancak yazdan çok beklenmeyen sürpriz gibiydi. Çay diye fısıldadı rüzgar kulağıma. Gece çayı demlemeyeli ne çok zaman oldu dedi iç sesim. Derlediğim bazı araştırma yazıları masamın üzerinde harmanlanmayı bekliyor. Bir başlık dikkatimi çekti. Herhalde sağlık programı için bir haberden alınan notlardan birisi diye söylenirken okumaya başladım. Bağışıklık sistemi nedir diye sorsalar kaçımız doğruyu ve de doğruya en yakın cevabı verebiliriz acaba? Bağışıklık denildiğinde sadece insan anatomisi kastediliyor sanıyoruz ancak canlıların tümü için özellikle en büyük organizma ve üretim deryası toprak ana için de geçerli. Farklı ve şifresini henüz çözmediği ajan ve virüsler biz fanilerin bağışıklık sistemini karmakarışık hale getirebiliyor diye düşünürken bir sürü çağrışım uçuşuverdi zihnimde. Gece 3 ve konu toplumsal bağışıklık. Hay Allah dedim, iflah olmazsın sen. Yaz, sonra redaktesini yaparsın. Nedir toplumsal bağışıklık? Klişe bir söz mü, çok bilmiş bir cümlenin sosyetik broşu mu? Toplumca şikayet ettiğimiz ve bağıştığımız tüm ayrıntıların önce beni yaz yarışına girmesinin sebebi mi? Toplumsal bağışıklık bir proje miydi? Hem de figüranının halk olduğu bir proje. Aslında toplumsal bağışıklık, siyasi bir virüsün en alt tabakaya kadar tesir etmesi ve zihnimizde yer alan tüm değerlerin evrim geçirmesi anlamına geliyor ki, bu da siyasi bir rüzgara kapılmadan çok mümkün değil gibi görünüyor. Siyasi akımlar, söylemler, hangi kesimi hedef alırsa alsın, hangi kanaldan beslenirse beslensin, halk kanısına sızamıyorsa soyut bir iddiadan öteye gidememiş demektir ne yazık ki. Tüm toplumsal bağışıklık hastalıklarının temelinde genetik, coğrafi, tarihi yatkınlık ve de bir vazgeçiş vardır. Örneğin inanmak. Herhangi bir ideolojiye, kurama, mecburiyete, güce, körü körüne inanmak. Sayıp sayamayacağınız her şeye inanmak ya da ikna edilmiş inanan olmak. İnsanlar için düşündüğünüz her şeyi ülkeler ve toplumlar için de düşünebilirsiniz. İnsanoğlunun tarihteki ve günümüzdeki en büyük tökezleme sebebi bilmeden, anlamadan, dinlemeden, irdelemeden inanmak. Tüm siyasi furyaların, balon halk kahramanlarının, sorgulamadan alkışlayan, farkında olmadan her anlatılana inanan bir halk çoğunluğuna ihtiyacı vardır. Tüm siyasi hareketler bu idealizmde ilerlerken halk hareketleri ise bunun tam tersi bir rotadadır. Dünyadaki siyasi hareketler artık karanlığı yönetemiyor. Tüm toplumlarda hakim olmaya başlayan bana doğruyu söyle korosunun önüne geçilemiyor. Toplumsal algıları artık istediğiniz gibi yönetemiyorsanız, kimlik siyaseti yapamıyorsanız,
Kurduğunuz kağıttan kuleler bir bir yıkılıyorsa, Türk milletindeki bezginlik ve ayakta kalma savaşı yorgunluğunu anlayamıyorsanız, ister muhalefet, ister iktidar olun, hiç fark etmez inanın. Hepinizle hepimiz zaten işsizdik. Hepinizle hepimiz zaten yoksulduk. Hepinizle hepimiz gençtik ve geleceğimiz meçhulcu. Hepinizle hepimiz asgari geçiniyorduk. Hepinizle hepimiz hiçbir zaman biz olamadık. Hepinizle hepimiz halk olduk ama haklı olamadık. Siz bizi gerçekten sevdiniz mi, yoksa sizi kondurduğumuz zirvelerde sadece sevindiniz mi? Evet, tüm siyasilereydi bu soru. Halkın oylarına talip olan tüm siyasilereydi. Siz bizi gerçekten sevdiniz mi, yoksa sizi kondurduğumuz zirvelerde sadece sevindiniz mi? Evet, bitiriyoruz. İçeriden öyle sesler geliyor. Bitiriyoruz çocuklar, bitiriyoruz. Kurtuluyorsunuz benden. Yön değiştirirsin, vazgeçti sanılır. İnsanlar değişmekten hep korkar. Dün aklıma takılan bir cümleydi. Bir kenara not etmiştim. Sonra baktım ki sevgili arkadaşım Can Perimçek, Yüzleşme kitabında da benzeri bir konuya ele almış ve onu da çerçeveli görüş olarak aktarmış sevgili okurlarına. Bu arada İstanbul'da kendisi, sevgilerimi gönderiyorum ona. O da güzel anlatmış bunu. Yön değiştirirsin, vazgeçtin sanılır, susarsın haksız, dik dur ve kendi doğruların peşinden devam et, aldırma. İnsan olarak egomuzu yenmemizin en önemli kurallarından birisi kendinizi hep galip ilan etmemenizmiş. Uzmanlar böyle diyorlar. O İsviçreli uzmanlar böyle diyorlar. Bazen yenilgilerdir insanı insan yapan, bir yere taşıyan. Bildiğiniz halde bilmediklerinizin de farkına vardığınızda yenilmiyorsunuz aslında. Biraz daha yüceliyorsunuz. Bir şey sorulduğunda evet onu yaparım değil. Belki yapamayabilirim. Bir araştırayım deyince yenilmiyorsunuz. Yüceliyorsunuz. Çocuğunuzdan herhangi bir hatanız için özür dilediğinizde aslında yenilmiyorsunuz, yüceliyorsunuz. Öyle değil mi? Size hiç selam vermeyen bir insana ısrarla bir süre selam vermeye devam ettiğinizde yenilmiyorsunuz, yüceliyorsunuz. İnsan olmanın en önemli kurallarından biri bu. Egomuzla baş etmeyi öğrendiğimiz zaman kurtarılmış birey oluruz. Kurtarılmış bireylerde kurtarılmış toplumları, hatta kurtarılmaya ihtiyacı olmayan toplumları yaratır sevgili izleyiciler. Bu çok önemli, toplumsal bilincin oluşması için çok önemli bir zemindir, bir raydır. İşte bütün toplumsal değerler bunun üzerinde bir vagon gibi yürütülebilir. Mersin İl Müftüsü Sayın Şaban Kondi'nin bir cümlesi kaldı. Bütün programdan sonra hafızamda çok güzel bir cümleydi. Tekrar takdir ediyorum. Ortak paydamız vatandaş olmaktır dedi. Bunu bir kez daha iletmiş olalım. Umarız barışta, huzurda, sevgide de buluşuruz. Ortak paydamız bu olur sevgili izleyiciler. Her şeye rağmen kendimiz için çalışırken vatan için çalışmak, mutlu bireyler olarak yaşamak için çabalamak boynumuzun borcu. Yarın yeniden saatlerimiz onu gösterdiğinde ben ve ekip arkadaşlarım tekrar İçel TV stüdyolarından, İçel FM mikrofonlarından ve sosyal medya üzerindeki varlığımızdan sizlere seslenişimizi başlatmak istiyoruz. Kabul buyurursanız yarın da bizimle yürür müsünüz? Hoşça kalın efendim.